belli. Ya yetişirsiniz ya yetişemezsiniz. Sabahın ilk ışıklarıyla Kartal'dan Bakırköy İncirli'deki işletmesine gelen Elazığlı Selami Göktekin, 8 yıldır aynı heyecan ve aynı lezzeti misafirleriyle buluşturuyor. 8 yıldır her gün gidip geliyoruz. Palo tavadan kara kavurma, güveç ve etli çiğ köfteye, lahana sarmasından kuru fasulye pilav, harput köfte ve sırına. Bu da kavurması. Malın kralı. Ya yetişirsiniz ya yetişemezsiniz. Elazığ türlüsünden ayranlı çorbaya kadar ana yemekler, Elazığ dolangerinden Elazığ kadayıfına, 8 yıldır eşsiz lezzetle ikram ediliyor. Anlaması etmesin yok dedim, açacağım işte, usta çalışır dedim, usta çalıştırmayacağım. Hakikaten hiç çalıştırmadım. Kendim yaptım, kendimi geliştirdim hep böyle. Yavaş yavaş usta, bu sefer işler yetişmeyince ustalar almaya başladık. Ama ben tabii kendimi daha çok bir usta görmeye, amatör bir usta olarak görmeye başladım. Allah'a şükür işimizden hiç taviz vermedik. Temizlikten, titizlikten hiç taviz vermedik. Her şeyin en güzelini kullanmaya çalıştık. En iyisini kullandık. Çok şükür bugünlere de geldik Allah'a şükür. Geldoş Selami Göktekin 11 kişilik ekibiyle her gün aynı heyecan ve disiplinle yemekleri hazırlıyor. Günlük biz haftanın 6 günü açız. Her gün güveç kavurma bize sabittir. İçli köfte, sırın, soğuk ayranlı çorba, tandır yapıyoruz, lahana sarması yapıyoruz. Her cuma günlerinin olmazsa olmazı ki inanılmaz derecede tuttu palo tava. Mesela Elazığ'da bir esnaf lokantasının veya bir restorantının yapamayacağı kadar biz burada cuma günleri palo tava yapıyoruz. Kilo olarak, hacim olarak. Ama inanılmaz derecede tuttu. Yani daha çok yabancılar, tabii Elazığlılar da çok arıyor sağ olsunlar geliyorlar. Ama daha çok yabancılar. Cumartesi günleri özellikle gömme günü yapıyoruz. Kıllor gömme, lahana sarması, harput köfte, içli köfte, sırın, etli çiğ köfte. Cumartesi günü tamamen yöresel Elazığ'ın dolanger tatlısı. İşte haftanın 6 günü hep farklı farklı tatlılar yapıyoruz. Bizde hiçbir şey bir gün önceden hazırlanmaz. Hepsi sabah erkenden geliriz. Saat evim Kartal'da olmasına rağmen bu dükkan saat 6'da açılır. Yeğenimle beraber açarız, Canan ustamla. İki tane de gene elemanımız, bayanımız, çalışanımız var. Onlarla beraber 4 kişi mutfağa ineriz. Domatesler bir gün önceden soyulmaz. İşte lahana sarması saracaksak haşlama bir gün önceden haşlanmaz. Her şey sabahtan yapılır. Taze taze taze. Yani aromasını kaybetmeden. Bütün yemeklerimizin 3 tane yedeği vardır. İşte 3 tane güveç yaparız. İşte birincisi çıkar, arkasında diğerleri yavaş yavaş çıkar. İşte takibini yaparlar aşağıda onun. Yani yetiştirebilirim. Yerimiz küçük. Yani biz burada bu kadar tutacağını da tahmin etmedik. Hani küçük yerde de bereket vardır. İşte büyük yere taşın falan diyor. Tabii ki planlarımızın içinde var. Görüştüğümüz yerler var. Olmayan yerler oldu. İşte nasip diyelim. Yani çok da olsun diye de aman aman gayret de etmiyorum. Zamana bırakıyorum, akışına bırakıyorum. Diyorum her şeyde bir hayır vardır. Yani çünkü ben İstanbul'um hakikaten 33 yıldır İstanbul'dayım. İyi günlerini de gördüm, yokluğunu da gördüm. Yani böyle zengin bir aileden gelip de aman böyle tepeden inmedik. Ne yaptıysak tırnaklarımıza kazıyarak yaptık. O yüzden şimdi belli bir olgunluğa geldik, her şeyin kıymetini daha çok anlamaya başladık. Yemek yaparken et başlı olmak üzere tüm malzemeleri özenle seçtiğini ifade eden Selami Göktekin, Elazığ'dan da malzeme temin ettiğini söyledi. Her ay abartısız 400 kilo tereyağı gelir Elazığ'dan. Elazığ'dan 400 kilo tereyağı gelir bana. Peynirim oradan gelir. Bütün kurutmalıklarım, işte tulum peyniri, salamura peyniri, kurutmalıklarımız, etlerimiz bile oradan geliyor. Artık yazın eti getirmek zor oluyor. Şimdi havalar biraz serinledi. Yine etlerimiz oraya getirip oradan gelmeye başlayacak. İşletmesinde misafirlerini ağırlarken o anları fotoğraf karelerine taşıyan Selami Usta, mekanın dekorunu da misafirlerinden oluşturmuş. Mesela ilk şu duvardan başlamıştım. Bu ilk astığım resimlerde işte bakanlar görüyor geliyor falan ya işte asma falan biraz rağbet görünce bu sefer resimlerini çektirmeyenler bize darılmaya başladı. Ya bizi niye çekmiyorsun ya bizim niye resmimiz yok. Ondan sonra inanılmaz bir ilgi gördü ama bu resimlerin hakikaten bize çok büyük
hatıraları var. Yani o kadar değerli, hepsi birbirinden kıymetli insanlar ki vefat edenler çok oldu. Pandemiden önce, pandemiden sonra vefat edenler bu resimden daha çok kıymet arttı. İstanbul'da Elazığ'ı yaşatmaya çalışıyoruz diye konuşan Geldoy Selami Usta'nın şef aşçısı Canan Öner de memleket yemeklerini olduğu gibi doğal şekliyle ikram ettiklerini söyledi. Alaylıyız, profesyonel değiliz ama elimizden geldiğince en güzelini, en kalitelisini Elazığ'ımıza yakışır bir şekilde burada sunmaya çalışıyoruz. İstanbul'da Elazığ'ı yaşatmaya çalışıyoruz gerçekten. Hani az önce sizin de dediğiniz gibi evde annelerimizin, babaannelerimizin, anneannelerimizin yaptığı gibi işte yemeklerimiz olsun, tatlılarımız olsun özünü değiştirmeden elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani burada sunum olarak belki çok profesyonel değiliz ama yemeklerimizi olduğu gibi doğal bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Bunun da karşılığını misafirlerimizden, sağ olsun gelen misafirlerimizden en güzel şekilde alıyoruz. Şimdi bizim sabah 6'da bizim en geç 6.30'da bizim mutfağımız açıktır. Selam abiyle gireriz. Ayrıca burada tabii ki yardımcılarımız da var sağ olsun. Onların da burada emeği çok büyük. Ön hazırlıklar yapılır. Yani burada kazanlarla bu gördüğünüz tezgahtakilerin daha arkadan gelenleri de oluyor. İşte güvecin devamı, kavurmanın devamı. Hani bir kazanla da yetinmiyoruz. Bunların devamı da oluyor. Yani biz zevk alıyoruz. Bu işi yaptıkça biz zevk alıyoruz. Bunun karşılığında misafirlerimizden güler yüzle buradan ayrılmaları, memnuniyetle ayrılmaları bizi daha motive ediyor.